böyle muhteşem bir varlıkken bir anda düşüyorsun ama gözler perdelendiği için zannediyorsun ki terk edildin. İşte bu velilik makamına geçiş zaten. Yol buradan gidiyor. Çünkü bizim en büyük yanılgımız imanlı olduğumuzu zannederken farkında olmadan çok yanılıyoruz, şaşırıyoruz. Diyor ki Allah insana öyle bir güç vermiştir ki tasavvur gücü. Yani Allah'ın yasaları diyorsun, al sana doğa bilimleri. Özellikle anne karnı şifası diye bir şey yapıyoruz biz İlkay Hanımcığım. Orada kişinin anne karnına düştüğü andaki haliyle ne böyle hani birlikte şahit oluyoruz. Çoğu kimse hani böyle geçen hafta 3-4 kişiye denk geldi. Herkes durduk yere anne karnı şifası yapmazsınız. İhtiyaca binaen yaparsınız. Ruhsal plandan anne karnına düştüğü andaki haline gidiyorsunuz. Ne hissediyorsun diyorsun oradaki halini siz görüyorsunuz. Tabii ona soruyorsunuz, o da hissediyor. Diyor ki işte o diyorum o bebek ne halde şu anda? Diyor ki valla etraf çok karanlık ve çok tedirgin diyor. Niye diyorum? Çünkü nerede olduğunu bilmiyor diyor. Şimdi oradan sonra diyorsunuz bu sefer ona bunun bilgisini hatırlatıyorsunuz. O anne karnındaki o sahip olduğu gücü yaradanla diyorum ben. Aynı yakin mertebede oturup sohbet etmiş bir varlıksın sen. Böyle muhteşem bir varlıkken bir anda düşüyorsun ama gözler perdelendiği için zannediyorsun ki terk edildin. Hani diyor ya Allah kulum, ben kulumu hiçbir zaman terk etmedim. Hani Rabbim bunu çok sık söylüyor. Bize bunu hatırlatıyor. Terk edilmediniz, şah damarınızdan yakınım. Ben hiçbir yere sığmadım, kulumun kalbine sığdım. Daha ne desin Rabbim yani. Ama biz hep burada bir afakili nasıl ya? Bana değildir o, başkasınadır gibi bir kafayla bu muhteşemliği perdelerken farkında olmadan Rabbin gücünü perdeliyoruz aslında. O perdeler peki nasıl kalkar? Hani diyorsun ya evliya olmaya gerek yok. Bu öğretilir. Metotları var. O perdeleri kaldırmak mümkün mü yani? Evet. Her şimdi evliya yapabilir mi? Aynen. Evliya olmaya gerek yok derken hani Allah'ın veli kulu diyor. Arif kulları bunu yaparlar diyor. Allah'ın arif kulu olmak ne demek? Hani marifet dediğimiz Allah'ı bilme ve sevme. Allah'ı bilmek nedir? Ya bir Allah var, işte birdir, doğmamıştır, doğrulmamıştır. Bu değil. Allah'ı her anda görebilme. Her o en çirkin hadisede bile onu fark edebilme. Kendi muhteşem bir başarı kazandın. İşte çok güzel bir şey yaptın. Bu gücü hani kendine gurur duyuyorsun. Süper. Ama sonrasında Rabbim bana bunu verdiği için şükürler olsun diyorsan al sana Allah'ı bilme. İşte bu velilik makamına geçiş zaten. Yol buradan gidiyor. Farkındalık de, yani. Yaradanı farkındalık. Eğer hani o meleklerle konuşma ya da ruhla bunu kişi kendinden bilmeye başladığında vay ben nasıl bir insanım ya görüyor musun neler yapıyorum dediğinde numara başlıyor İlkay Hanımcığım. Neyin yani, numarası? Neyin numarası işte bu yanılmanın, şaşırmanın, yoldan çıkma. Yani orası giriyor bu sefer devreye. Ama ben diyorum ki bizler niye unutuyoruz? Bazen biz bu yöntemleri çok ruhsal yöntemler olunca hani herkesin korkusu var ya. Ben diyorum ki arkadaşım şirke girmekten, kendinden bilme korkusu var ama hani bizim meşhur bir ağrı kesicilerimiz var ya Kalpol, ateş düşür çocuklara veririz. Ya da böyle herkesin bir sabit 3-5 tane başucu ilacı vardır. Aa bu çok iyi geliyor ya İlkay. Çocuğun ateşi çıkarsa Kalpol ver diyorum ben sana. Al sana şirk. Çocuğun ateşini düşüren Kalpol olduğunu söyleyip ben bu zihniyetle sana bunu söylüyorsam ya da şuna git İlkay bak bu çok iyi gelecek dediğimde zaten biz günlük hayatımızda diyor ya ahir zamanda işte 100 kişi ölecek de içinden sayılı kişiler imanla gidecek. Çünkü bizim en büyük yanılgımız imanlı olduğumuzu zannederken farkında olmadan çok yanılıyoruz, şaşırıyoruz. O yüzden de bu konulara girerken tabii ki tedirgin oluyoruz. Bazen hani insan kendini bu boyutta görünce ama dedik ya kendini bilen Rabbini bilir. Biz o ruhsal güçleri kapata kapata bir nevi mütevazilik adına ben kulum ya ne yapayım deyip bunu yaparken diyor mu Rabbim bize verdiği isim ve sıfatları aslında kapatıyoruz. Ama o gücü Allah verdi zaten. Oradaki sebebi gördükten sonra bir de şu var. Şirke girme korkusu varsa
Bence o çok iyi bir şey. Ya onun farkında olmasa insan, işte orası. Evet, da. Kesinlikle. Eğer doğru şirke girme korkun varsa Allah var senin kalbinde kardeşim. Ya da süper, benim aynen. kalbimde. Bu bile bir farkındalıktır. Evet. Ya öyle danışanlar geliyor ki bana, şöyle baktığınızda hiç diyorsun ki bunu dinlediği halde bir iş yoktur diyorsun. Ya kadının kalbindeki o inancı gördüğünde kendinden utanıyorsun. Ya dedim, nasıl bir yargıymış ya bu, nasıl bir ön yargı Allah'ım. Yani o ön yargılarla şimdiye kadar nelerden mahrum kalmışız biz. Hani bu öğretilerden mahrum kalmışız. Ben o kadar okudum 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 da hani bildik. Hayatına temas etmedi. Sen bildin, peygamberlere iman ediyorum dedin diyor ya. İşte bir dille bir Müslümanlık vardır. Bir de kalpten, bir de hani aynel yakin derecede yani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin denir. Bir bilirsin, duyarsın, böyle bir şey var. Evet, bir Allah var. Ya da işte evet iman ediyorum, işte şehadet getirirsin. Bir bunu dil söyler. Aynen, dil söyler. Bir bunu yaşayan insanlarla bir arada olursun. Bizzat görürsün. Şahit yani bir duyarsın, bir görürsün, bir de bizzat yaşarsın. Ben diyorum ki işte bizim ruhsal güçlerimiz var. Allah bize bunu vermiş. Biz burada bazen duyuyorsunuzdur siz de imgeleme, imajinasyon kelimeleri. Böyle sanki hayır ya, bunun diğer adını ben söyleyeyim mi arkadaşlara? Musavvir gücü, Allah'ın musavvir ismi. Diyor ki Allah insana öyle bir güç vermiştir ki tasavvur gücü. İbn Arabi diyor ki nasıl Allah kelam sıfatıyla yarattı, ol dedi ve oldu. Kelimeler zaten, her bir kelime aslında bir ruhtur. Siz o kelimeyi söylediğinizde bir ruh yaratılır, açığa çıkar soyut alemde. Sonra o somuta dönüşür ama önce varoluş soyutta olur. Allah'ın sünneti bunun üzerine. Yaratılış böyle gelmiş yani. Bedenlenme sonra, hani önce diyoruz ya böyle bir mekanizma var. Ve sonra soyut alemde devam edecek. Soyut dediği hep İbn Arabi şunu dikkat eder. Cisimler alemi, cisimler alemi. Sonra der ki cisimler alemi derken maddi cisimden bahsetmiyorum. Soyut cisimden bahsediyorum der. Ve soyut olanı da cisim diye değerlendirir. Yani bunu bütün tasavvuf ehilleri, İmam-ı Gazali'de de böyle okursunuz. İşte İbrahim Hakkı da böyle söyler. Cisimler aleminde ama. Kuantumun babası İbn-i Arabi o zaman. Evet, şimdi orada bir ben biraz bazen böyle hani laf lafı açıyor ya. İbn-i Arabi'nin ilk okuduğum kitabı Füsus-ül İkem demiştim ama. Zaman ve Kozmoloji diye İbn-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekke'sini böyle derlemiş, toplamış bir fizik profesörü var. Muhammed Hacı Yusuf. Onun ilk kitabını okudum ben. Beynim yandı ya, anlayamıyorum kitabı. Bu ne demek istedi diye. Ve İlkay Hanım'cığım, arkada bir şey var. Ben öyle şey yani referans var. Anlatamam size. Birçok diyor ki dünyada en çok kitapları çevrilmiş kişi İbn Arabi ve hep fizik profesörleri, fizikçiler tarafından. Çünkü o bu zamana ait çözümlemesini işte bundan 800 yıl önce yapmıştı. Onun işte gezegenlerin akıp gittiğini söylüyor mesela. Dünyanın yuvarlaklığından bahsediyor. Hani bunlar böyle işte şu buldu bu buldu deniyor. İbn Arabi bunu işte 1165 yılında doğmuş, o yüzyılda yaşamış bir zat. Zaten bunlara keşif ehli olduğunu ve bunların kendisine Yaradan tarafından gönderildiğini, bildirildiğini söyleyip ifade ediyor. Zaten bu noktada zaten tasavvuf ehilleri birazcık kelimeleri kullanırken o yüzden dışlanırlar ya, Hallacı Mansur gibi Enel Hak dediği için. Yine inançlı insanlar tarafından katlediliyor bakın orada. Onlar da dinleri adına bunu yapıyorlar bir de. Herkes doğru bildiğini yapıyor. Allahu alem, kim ne kadar sorumlu Allah bilir tabii değil mi orada? Çünkü öbürü de din adına yapıyor. Diyor ki sen nasıl diyor ben Allah'ım dersin diyor. Öbürü de halbuki başka bir cezbeye geçmiş yani. Ben diyorum ki birbirimizi yadırgamayı, yargılamayı, böyle bir şeyleri bırakalım ya. Görelim ne diyor. Ben ondan sonra hep şeydim, gerçekten şöyleydim İlkay Hanımcığım. Hani böyle şimdi konuştuğuma bakmayın. Hayatımın 38 yaşıma kadar böyleydim yani. İşte o çaresizliklerle elim böyle açıldı açıldı. Okumalarla genişledi. Daha da eminim neler var neler. Yani ben diyorum ki hatta ya diyorum keşke hani biz hani doktoram benim hep ekonomi üzerine, hep işte uluslararası iktisat üzerine alanım var. Diyorum ki Allah'ım keşke müsaade ettiler, gidip fizik master'ı yapsam, benim fizik öğrenmem lazım. Çünkü doğa bilimleri bu işi öyle muhteşem anlatıyorlar ki. Biyoloji yine öyle. Yani Allah'ın yasaları diyorsun, al sana doğa bilimleri. Ama doğa bilimleri yıllar boyu Allah'ı inkar etmek üzere yorumlanmış. Newton fiziği dediğimiz birçok yönüyle doğru, çok hizmet etmiş insanla ama
birçok yönüyle işi tamamen madde boyutuna indirip üç boyutlu insanı tek boyuta indirmiş bir şeyle bizim bütün bu ruhsal tarafımız gitmiş. Şu ete kemik, bu ele ne ulaşırsa onu yapar. Bu göz neyi görürse onu görür. Ben bunun içinde kalmışım. Sonra birine ruhsal olarak okuma yaptığı diyor ki hadi oradan nasıl göreceksin? Ya diyorsun ki ya Allah gösterirse görürsün. Yani sen Allah'tan istedin mi hiç? Allah diyor ki isteyin vereyim.